Herkese merhaba oldum, 36'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerden gelen istekler doğrultusunda Arsnovu'yu biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Daha önceden böyle yüzeysel olarak bakmıştık, biliyorsunuz ki bizim baktığımızdan sonra da update aldı bu on mod. Sekreterimiz selam verelim. Selam. Neyse. Bayağı burada içerisinde zaten her şey artık yazıyor modla ilgili. Eskiden modla alakalı bir şey, böyle kılavuz bulması biraz zordu, fakat artık neredeyse her şeyle ilgili bilgi burada mevcut. Biz zaten sadece büyü yapma kısmına değinmiştik burada ki şeyimiz sayesinde, buradaki farm sayesinde bayağı da mana üretimimiz var ki hatta hani mana üretimimiz şu an için sınırsız bile diyebiliriz. Sürekli bir deli dehşet mana akımı var oraya. Burada da bir işte büyü yapma kısmımız vardı. Şimdi biraz daha detaylı bakacağız. Ben biraz inceledim modu bu arada. İçerisinde gerçekten çok fazla şey eklenmiş. Ben en son bu modla uğraştığımdan beri. Onların hepsini bu bölüm zaten değinemeyebiliriz. Ama elimden geldiğince şey yapmaya çalışacağım. Bakınmaya çalışacağım çoğu şeye. Şimdi biz sadece burada ışık ve gece görüşü olarak kullanıyorduk. Şimdi bu modun bayağı daha fazla büyülerle kullanım alanları var. Önce o büyülere birazcık uğraşmak istiyorum. Şimdi bir tane içerisinde fel var. Bu ağaç kesiyor mesela. Ben bunu bir denemek istiyorum. Bir tane diamond axe gerekiyormuş. Hemen yapalım. Diamond axe'ımızı ver bakalım. Bir de ne gerekiyordu? Marvelous clay gerekiyormuş. Bir şey değil. Her şeyimiz var zaten. Bunları yapabilmek için gerekli her şeyimiz çatır çatır var. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Önce bunu, sonra da bunu koyuyorduk. Vallahi belim mana yiyecek ama mana azalacak mı çok merak ediyorum. Mana azalmaya fırsat bile bulamıyor yalnız. Öyle o kadar hızlı ki. Şimdi şu feli bir öğrenelim. Şu an, Allah, night vision bastım kendime. Fel şu an var mı? Var. Kullanabiliyoruz. Bizim kitabımız yalnız Mage Spellbook olarak geçiyor. Bir de Archmage diye okunuyor sanırım. Archmage Spellbook var. En üst seviyesi. Bir de kreatif var tabii ki de, o şey kreatif oyun için. Şeyde yok. Survival'da yok. Hemen bunun için gerekli her şeyimiz var. Craftlayabiliriz. Zaten şu Totem of Undying'i şeylerden satın almıştık, biliyorsunuz. Gelen Wandering Trader'lardan, tüccarlardan. Şu an için maksimum seviye kitabımız hazır. Şimdi şu feli bir denemek istiyorum. Şuraya feli koyalım. Şimdi bir tane AOE gerekecek mi acaba? Bize emin değilim. Bu AOE dediğim şey alan, belli skill'leri alan yapmaya yarıyor. Firework Star istiyormuş. Firework Star craftlayabiliyoruz mu ya? Firework Star nasıl craftlanıyor onu bilmiyorum. Ona bir bakalım. Nedense şey göremedim bir türlü. Şu Marvelous Clay'i bir yapalım da. Firework Star. Firework Star nasıl craftlanıyor abi? Niye göremiyorum? Firework Star'ın craft yok mu? Olması lazım. Allah Allah. Çok ilginç. Firework Star niye görünmüyor içerisinde? Mutlaka bir craft resipisi vardır. Ama neyse, o AOE'den önce şu feli bir deneyelim. Oğlum açar mısın kapıyı? Teşekkür ederim. Şu feli bir deneyelim. Ne oldu lan? Ha, crate demedik tabi. Crate. Tamam. Adını bir değiştirelim ya. Neredeydim? My spell name. Deneme yapalım. Denemeleri burada yaparız. Şimdi bu ağaç kesiyormuş. Eskiden fel yokmuş, sadece harvest varmış. Harvest'la ağaç kesiliyormuş. Fakat şu an felle ağaç kesilebiliyor. Fakat biz buna şey eklemedik. Mesela biz bunu projectile yaparsak uzaktan ağaç kırabiliyoruz mu? Invalid spell. Projectile olmuyor. Touch oluyor mu? Invalid spell. Nasıl invalid spell ya? Önce touch mı yapmam gerekir? Yo, fel deneme. Aha. Önce taçı seçmemiz gerekiyormuş. Şimdi bayağı bir blok yedi. Bir daha bakayım. Oo, ne diyorsun? Komple ağacı indiriyor. Tık. Tık. Oo, vallahi bayağı indiriyor. Bunu peki biz touch did projectile olarak ağacı kırabilir. Abi sen ne diyorsun? Oğlum ağaç yok etmek için efsane bir şey bu. Şunun rengini de değiştirelim ya. Mavi değil, cyan yapalım. Save.
Şimdi atacağı büyüyü sağa atması lazım değil mi? Aynen. Çok iyi ya. Bu kullanılır. Bayağı kullanılır yani bu. Yani uzun mesela şurada bir tane ağacımız var bizim biliyorsunuz. Yüksek bayağı şu. Hani ben bu arkadaştan daha önce kesmek zorunda kaldım. Bunu mesela şeyle beraber, ore miner'la beraber yine de kesmesi bayağı zor yani bu kadar yükseklikte bir ağacı. Buna bir koyduk mu bunu parça parça indiririz biz. Çok iyi ya. Valla ben bu feli bayağı beğendim. Fel kullanılır. Buna AOE falan yani gücünü arttırmak için neler var mesela? Ona bir bakalım hemen. Ars. Oğlum başına şey koymamışım ya. Ars. Ne var? Dampen var. Accelerate var. Split var. Duration down. Pierce. Fortune. AOE. Break'imiz vardı bizim sanırım değil mi? Şimdi onu bir göstereyim size. Nerede o break? Ama break'i göstermek için AOE'yi yapmak istiyorum önce. Şu Firework Star'ı nasıl craftlanıyor? Ona bir bakayım bari de. Şu an için... Kapatır mısın canım? Teşekkür ederim. Onun şu an için nedense görünmüyor. Ona bir bakayım. Ondan sonra şey yapalım. Onu craftlayalım. Gunpowder ve boyayla yapılıyormuş. Neden C-Yay'ın içerisinde bunu göremiyoruz bilmiyorum. Herhangi boyayı kullanabiliyormuşuz. Onda sıkıntı yok. Hangi boyayı kullanırsak o renk oluyor. Şu ağacı atalım üstümüze. Ben feli bayağı beğendim ama. Çok üste gittik. Fireworks'ları niye koyamıyorum? Ha. Önce Clay'i koyuyorduk ya Allah'ım ya. 2 dakikada kafa gitti. Şimdi bu break ile aslında AOE'yi birleştirdiğiniz zaman bildiğiniz 3'e 3 şu mining gadget gibi bir kazma alanı elde edebiliyorsunuz. Fakat ondan önce ben şu AOE'yi buna koysam nasıl bir etkisi olacak acaba? Bir denemek istiyorum, meraklıyım. Bakayım. Bütün ağacı aldı. Demin bütün ağacı almıyordu sanki. Bakayım. Oğlum bütün ağacı yok ediyor lan. Bir koyuyorum bütün ağaç gidiyor. Hop. Ha, az bir şey kaldı bu sefer. Neden acaba? Not enough mana diyor. Manan bitti. Ha. Ne kadar bir alan kırdığınızla bir alakası yok. Her türlü şey gidiyor. Aynı şeyde ölçüde mana gidiyor. Şimdi Fel değil de Break artı AOE Projectile değil Touch olarak deneyeceğim. Şimdi bu 3'e 3 3'e 3 değil. 2'ye 2 bir alan kırıyor. Buna bir daha AOE eklersem ne oluyor? 3'e 3 oldu şimdi. Şu an 3'e 3 kırıyor. Oha! 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 Oğlum! Bayağı tek atıyor bu. Ben buna 2 AOE daha eklersem bu 3'e 3'ten daha büyük bir alan kıracak mı? Ne kadar AOE eklersek o kadar şey yapıyor. Büyük alan yarıyor. Şu an 5 oldu. Bu 6, 7, 8, 9. 9'a 9 bir alan kırması lazım şu an. Oha! Tek tıkla şu alanı kırması. Ki bunu uzaktan bile kırabilirim şunu. Touch değil de projektil yapsam. Bir koysam buradan. Bir şey diyeyim mi? Biz başta bunu kullanmamakla hata etmiş. Başta bunu kullansaymışız bayağı rahat. Daha işimizi görürmüşüz ya. Maşallah yani bu break ben gerçekten bu kadar sağlam olmasını ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. Beklediğimden çok daha sağlam. Ağaç kesmesini aynı o şekilde. Harvest peki ne işe yarayacak bize? Onu merak ediyorum ben. Bu da belli bir alanı direkt harvestlamamızı sağlayacak sanırım. Bir denemek istiyorum. Iron Hoe yapalım. İn bakayım aşağıya. Bir de eskiden olmayan bir şey gelmiş. Bow gelmiş. Enchanter's Bow diye. Bunu da denemek istiyorum. Ne işe yarayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ona da bakalım istiyorum. Şu büyülerle bir haşır neşir olalım da önce. Harvest'ı açtık. Şimdi break yerine harvest'ı, projectile yerine taçı koysam, crate desem. Mesela ben şimdi şunu şuraya koysam. O belli bir alandaki her şeyi harvestladı bir anda. Toplu alan harvest gibi. Biz bir ara Allah şeyi attık. Biz bir ara site kullanıyorduk hatırlarsanız. Belli bir alanı bir anda harvestlamak için. Onun yerine bu kullanılır yani. Mesela bunlara falan kullanabiliyor muyum? Yok. Bunlara kullanabiliyor muyum?
Yok, illa croplara olacak o zaman. Sadece croplara çalışıyor. Not enough mana. Taç değil de şunu bu kadar AOE yapıp da çok fazla mana yemeye gerek yok zaten ya. Ne kadar büyütürseniz o kadar çok mana yiyor. Böyle atsak. Bakın şu an AOE'si bir tane falan takılı. Ne kadar hızlı şey yapıyor. Aha. Harm. Şunu harm yapsak. Vurabiliriz. Aha bakın. Canı gidiyor. Ne kadar canı gidiyor acaba? Kaç? Oğlum bir durur musun? Bana vurma. Kaç canı? 31. Kaça düştü? 30. 1-1 vuruyor şu an. Tık tık, mana bitti. Bu manayı arttırabileceğiniz hem enchantment'lar var hem de modun içerisinde belli başlı şeyler var. Nerede onun adı? Neydi yani? Şey, kıyafetleri var şunlar. Direkt bunları giyebiliyorsunuz. Bunlar fiberlardan yapılıyor. Her bir fiber'ın kendi crafting'i var. Mana fiber için mana bloom gerekiyor. Mana bloom için de seed gerekiyor ki seed'i de şu enchanting apparatus'ta craftlayabiliyorsunuz. Şimdi şu enchanting, bu arada kar yağıyor. Ben belli bir süredir burada oynamadığımız için özlemişim de ayrı konu ama kar muhabbetini unutmuşum. Tamam. Karı geçirelim ya. Böyle olmaz. Her yer yine kar basacak. Şimdi o zaman bir biz craft işimize bakalım. Mananın kenarına kurmak istiyorum ki sıkıntı yaşamayalım. Şimdi öncelikle enchanting apparatus'u craftlamamız gerekiyor. Her şeyimiz var, tamam. Sonra şu pedestal'lardan yapmamız lazım. Bunlardan yapmamız gerekiyordu da 2 saat crafting bizi yoracak ya, aman. Arcane Stone'u. Cobble kullanır mısın veya elimizde çok olan bir şeyden? Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Şu AOE'yi kaldır. Şimdi şundan 7 oldu. 8 tane yapsak bakalım. Yani çok da bir alanımız yok ama hani mana burada diye buraya kurmak istiyorum. Deneyeceğim o yüzden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapsak şöyle. Bence şu alanda çalışabilir. Mesela şimdi şu bow'u yapmak için ne gerekiyor? Projectile'ı craftlamamız gerekiyormuş. Projectile nasıl craftlanıyor? Projectile. Bow Magic Clay. Tamam. Bow'u da ver abi. Tamam. Şimdi sen buraya, sen buraya. Başka ne gerekiyor bow için mesela? Hemen bakalım. Block of Gold gerekiyor. Block of Gold'um zaten var benim. Bir daha craftlamama gerek yok benim. 1,5K Block of Gold var. Bir de ne gerekiyordu? Niye göremedim? Direkt şuna bassam. Aldı hepsini de. Mana gem blokumuz yokmuş. Bunu da alalım. Şey geldi mi üstüme? Projectile. Projectile nereye gitti ya? Puro. Buraya gitti ya. Demin şey oldu ya. Şimdi bunun sırasının bir önemi var mı bilmiyorum ama. Ha, bir tane de bow gerekiyormuş. Bow'u atladık. Bow pil lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi bunun enchanting belli bir şeyi yok gibi. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya koysak bow'u ortaya mı koymam gerekiyor? An arcane core must be placed beneath this block. Arcane core. Arcane core neymiş? Arcane core gerekiyormuş. Arcane Core'u da craftlayalım. Bunun eksik olduğunu bilmiyordum ben. Yani bunun lazım olduğunu bilmiyordum. Ben sadece sistem bu kadar zannediyordum ama. Core'u koyalım. Ne de bunu koyalım. Bunu buraya koysak. Heh, tamam. Oku bunun içine koyuyorsunuz. Geri kalan parçaları kenara. Aha. Oku yaptık. Bu oku nasıl kullanıyoruz şimdi? Belli bir mana yiyecek belli. Bunun Options'ta düğmeleri var mı acaba? Neredeydi bizim kontrolümüz? Kategori desek, Arts desek. Spellbook, Spellbook sadece Spellbook diyor. Ok'tan bahsetmiyor. Z, C, X, X'i deneyeyim, C'yi deneyeyim, Z'yi deneyeyim. Z'yi bunu açıyor, gerek yok. Bir de neydi? V. V zaten başka bir şey arıyor bizde. Bu oku nasıl kullanacağız ya? Şimdi Arrow'lar vardı Ars'ın içerisinde. Arrow, şunlar. Mesela Amplify diyor. 32 tane Amplify veriyor. Mana Gem Block. Oğlum amma da Mana Gem gerekiyormuş ya. Biz bu kadar Mana Gem elimizde var mı bilmiyorum ki. Amplify bir şeyin gücünü arttırıyor sanırım. Bir Amplify bir tane kendimize yapalım. Şu Bow'u ben öğrenmek istiyorum.
Kitabın içinde bir şey var mı acaba Bob'la ilgili? Makineler falan var bu arada içerisinde. Baya otomatik bir şeyler falan yapabiliyorsunuz. Belli sistemleri otomatikleyebiliyorsunuz. Özellikle neredeydi o? Şurada bir yerdeydi sanırım. Bakarken karşıma çıktı. Bazı şeyler var. Yaratıklar var. Yaratıkları, ha şu charmlar. Slif, Whelp, Pixie, bir de bir tane daha vardı. Carbuncle. Bunlar farklı farklı işlere yarıyor. Mesela Whelp miydi sanırım? Whelp aynen bir yerden bir yere item taşıyor mesela. Farelerin çalışmasıyla aynı sistem. Şu Wixie bir şey otomatik craft yapıyor mesela. Autocrafter bu da. Bunların hepsinin kendi şeyleri var. Yapabilme şekilleri var. Mesela Wixie şart diyor. Bir tane Witch'in üzerinde yarı canı varken Witch'in dispel skillini kullanmamız gerekiyormuş. Onu elde edebilmemiz için. Yani bu şekilde farklı farklı şeyler var. Onların hepsine değinecek vaktimiz olmayabilir dediğim gibi ama hani elimden geldiğince çoğu şeye bakmaya çalışacağım. Biz şimdi Amplify'ı deneyecektik, değil mi? Bir de şu Amplify'ı deneyelim. Amplify'la hiç daha önce uğraşmamıştım. Amplify'a da bakalım. Diamond oğlum, Diamond'ımız var zaten. Verir misin Diamond'ımız? Teşekkür ederim. Bu arada biz hep böyle neredeyse ikinci tier şeyleri yapıyoruz, büyüleri yapıyoruz. Aslında Blink skillini öğrenmek istiyorum ben. Bizim şeyin ne yaptım lan ben? bizim şu travel staff'ın yaptığı işi yapıyor aslında Blink. O yüzden şu Blink'i de öğrenmek istiyorum ben. Şu o bak baya şey bu advanced. Allah'ım şunu da açmadan bakmam çok güzel oldu gerçekten. Şimdi Ender Pearl lazım. Ender Pearl'ı alalım. Sonra baya bir clay craft'ı gerekecek şimdi. Buna bu. Sonra Marvelous. Sonra Mythical. Vay maşallah. Tier 3 olunca baya bir şey yiyor. Amplify'ı öğrenelim. Şimdi şu Blink'i de öğrenelim. Blink ile Amplify'ı birleştirirsek eğer gideceği mesafe artacak mı? Onu merak ediyorum açıkçası. Bir de onu deneyelim. Yine skill attım. Şimdi Projectile'de Self deneyeceğim. Blink deneyeceğim. Amplify deneyeceğim 3 tane. Bakayım ne olacak. Şimdi. Oğlum oradan buraya kadar ışınladı bize. Amplify'ı kaldırsam. Amplify'ın çok da bir görevi yokmuş. Oğlum şunu kapat. Kapıya gerek yok ya. Aman ya Rabbim ne güzel ışınlıyor. Havaya ışınlayamıyor bizi. Sadece bir yere ışınlıyor. Mesela binanın içine girebilir miyim? Oha binayı geçtim lan. Baktığın yöne rastgele ışın... Senin dışarıda ne işin var birader? Kereçlere bak. Bakayım. Şöyle ışınlasam. Duvarın arkasında. Görmediğim yerlere de ışınlıyor. Sanki mesafesi mi azaldı bunun? Demin daha uzağa ışınlıyordu. Amplify etki ediyor muydu acaba ya? Allah Allah. Şimdi şuradan basınca buraya kadar geldi. Bir de Amplify ile deneyeyim. Crate. Oha, Amplify işe yarıyormuş gerçekten. Mananın içinden geçti. Ve şu skill'i atmak için şu an çok fazla şey gerekiyor. Yani dediğim gibi biz aslında bunları manayla alakalı çok bir şeyimiz yok bizim üstümüzde. Ben bunlarla uğraşmadığım için bir tek kafalığımızda mana boost, mana regen var. Onun dışında bir yerimizde bizim mana boost veya mana regen yok dediğim gibi. Ondan dolayı onun enchantment'larını hepsine takarsanız bu modu bayağı kullanacaksınız özellikle. Daha çok işinizi görebilir. Bizim diğer 3 başka hangi skill'lerimiz var ya merak ediyorum. Bakayım Lightning mi? Lightning öğrenmek isterim ben. Conduit gerekiyormuş. Lightning'i nasıl yapıyoruz ya? Bow'u da yaptık ama ammo sıfır diyor. Bunu nasıl kullanacağımızı hiç bilmiyorum ya. Şeyin içerisinde de kitabın içerisinde de bir şey bulamadım ben ama. Bakayım. Magical Equipment'tadır. Enchanter's Bow. A bow that can inscribe with a spell using the Scribe's Table. Scribe's Table mı? Scribe's Table ne oğlum? Scribe's Table yazalım bakayım. Scribes. Aha. Aha Scribe's Table diye bir şey varmış. Bir saniye. Ben ne yapacaktım? Lightning'e bakacaktım. Unutturmayın ha. Sakın dur. İçeri gireyim. Şimdi Bob'u buna koysam. Buna nasıl büyü takacağım ben şimdi? Arrow'ları anlatıyor bu ama. Ne diyor?
Bir de spell. Enough mana arrows to become spell arrows and it will apply the spell on the target. If no arrows are in the inventory, a spell arrow that deals 0 damage will be cast. If there is not enough mana, regular arrows will be fired. Enchanter's boss may use special augment arrows for empowering. Şimdi buna büyü takabiliyormuşuz. Biz buna bir tane büyü yapalım. Mesela şey yapabiliriz. İşte zarar vermeyi yapabiliriz. Harm mesela. Harm'ı yapabiliriz. Iron Sword. Iron Sword'u ver bakayım. Hani ok olduğu için zarar vermek için kullanacağım direkt ama büyük ihtimalle başka şeyler için de kullanılabilir bu. Hani feli oka atıp koyup mesela oku vurduğunuz zaman ağaç da kesebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Buna böyle sağ tıklasam. You already know this spell. Oğlum. Bunu gerçekten bilmiyorum. Bunu gerçekten bilmiyorum ya. Yani bilgim kalmadı daha fazla bununla uğraşabilecek ama şu Lightning'i bir denemek istiyorum ben. Acaba Lightning'i Bob'a koysa mıydık? Bob'a koyabilir miydik? Ne diyorsun be? Biz bunları yapamayız. biz bunu yapamayız. Conduit istiyor. Bizim Heart of the Sea'miz yok. Hani Squid Essence hariç her şeyimiz var. İstesek belki yapardık da Squid Essence'imiz yok. Biz Squid ekmedik hiç. Lightning'e bakamayacağız o yüzden şimdi. Vay anasını be. Başka ne vardı? Değişik bir hemen bakayım kısa. Diğerisi bir Summon Vex. Vex spamlayabiliyoruz. Şu blokları görünmez yapıyor böyle. Mesela Fangs. Bu ne? Summon Evoker Fangs. Ooo. Buna bakabiliriz. Ben o skill'i hatırlıyorum. Güzel skill o. Şimdi bir tane prizmarin şardımızı ver bakayım. Bu arada o prizmarinleri falan da ben ektim yani. Yukarıda onlardan var. Ondan dolayı hani çok bir sıkıntı yaşamıyoruz prizmarinlerle. Yok işte lazımlığı craft bulacağız edeceğiz falan. Bizim üst katta bildiğiniz prizmarin üretiyoruz. Camış gibi prizmarinimiz var yani. Onu nasıl göstereyim? Şuradan göstereyim. Prizmarin. Yani 162k prizmarin esans var. Yani lazım olur mu olur diye ekmiştim ben onları önceden. Bu Oka bunu öğretebilir miydik acaba ya? Hadi bir kere daha deneyeceğim. Arrow değil, Bob. Nerede o? Enchanter Bob. Fang nereye gitti ya? Fang'i attım mı içeri ben? Fang'i öğrendim değil mi ben? Öğrendim. Self desem ne olur? Ne yaptık lan? Şimdi self olarak basınca ne oldu? Hep aynı yöne gidiyor. Self değil de touch desem, create desem şöyle bastığım yere doğru atıyor. Bayağı da az mana yiyor ha. Bunun vurduğu damage'i bu arkadaşla deneyebiliriz bence. Vay babam vay öldü. Bir de bunu touch değil, projectile olarak denesem, şuraya atsam. Buraya atsam. Projectile olarak çok da şey çalışmıyor bu. İyi çalışmıyor projectile olarak. Onun yerine touch daha mantıklı. AoE eklesem ne oluyor? Aynı uzaklığa gitti sanırım. Amplify eklesem ne oluyor? Aynı uzaklığa gitti sanırım. Uzaklığını arttırmak değil de damage'ini arttırıyor olabiliriz. Bakayım. Vallahi tek attık. Gayet örümceğe tek attık yani. Damage'i fena değilmiş. Onun dışında daha da benim bakmayı düşündüm. Yani Vex'i zaten biliyorum. Strength mi? Apply Strength Buff. Ha, kendinize Strength Buff verebiliyorsunuz. Bak bu işe yarar. Kendimize biz buff falan veriyorduk ya oradan strength de verilebilir aslında. O da kullanılabilir. Onun dışında büyülere yeteri kadar baktık bence. Bayağı bir baktık hatta büyülere. Yani yapılabilecek itemler konusunda da hani Bob'a bir bakayım dedim. Bob'u fakat çözemedik ne yazık ki. Onun dışında Ring of Pot, Belt of Unstable Gifts var. Bu ne işe yarıyor onu hiç bilmiyorum. Lesser discount, greater discount. Şey bunlar. Büyüyü atarken daha az mana yemesini sağlıyor aslında.
Bunu yapabiliriz ya. Ring of Potential yap bakayım. Şu gerekli eşyaların hepsini verir misin kardeşim? Teşekkür ederim. Şimdi yukarıda bir crafter'ımızda craftlamayı... Oğlum niye üst kat alt kata indim? Lan lan! Bu arada şurada fazla seedleri yakıyorum ben. Onu hiç gösterdim mi emin olamadım da bir anda. Şimdi bize bu yetecek mi yoksa daha fazla isteyecek mi alan bizden bu ya? Yok tam. Ringi de ortaya koyduk mu? Şimdi bu bize lesser discount yapacak. Biz bir ama tabii ki zengin insan değil miyiz? Greater discount istiyoruz. Greater discount'u ver bize. Heh. Lesser discount orada. Onu bir de direkt hiç ellemeden greater discount'a çevirelim. Ha, alıp geri mi koymam lazım? Evet, en son o parçayı koymanız lazım sanırım. Ya da baştan koymak gerekiyordu çünkü saymadı. Şimdi greater discount ringimizi de aldık. Bunu takabilir miyim? Ring slotlarım dolu mu benim? Yo, boş ring slotum var. Ha, özellikle tıklayınca gitmiyor. Tamam. Şimdi mesela biz bir tane skill yapmıştık. Baya bir şey yemişti. Neydi o? Feldi sanırım değil mi? Touch değil, projektil yapacağım. AOE'sini de şöyle 3 falan yapacağım. Şimdi demin biz bunu bir kere falan mı attık? 2 kere mi ne attık? Ki AOE'si de bu kadar değildi sanırım. Oha! Oha! AOE'si çok oldu. Ah, tamam. Tek AOE'li deniyorduk biz. Tek AOE'li demin daha fazla mana yiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buradan bir koydum. Oğlum 2 tane ağacı falan indirdi ya. Ya aman ya Rabbim çok çok sağlam bir şey bu ya. Ben bu bayıldım fele bayıldım. Allah kahretmesin. Bunu niye daha önce görmedik? Neyse. Yani bayağı bir üzerimizde hani kullandığımız büyülerin manasını azalttı. Şimdi onun dışında bir de burada mana regen amuleti var. Üzerimizde ama amulet takılı. O yüzden onu takamayız biz şu an istesek de. Belt var. Belt of Levitation ne işe yarıyor? Launch. Launch skilliyle. Bu büyük ihtimalle etrafta uçarken yine bir şekilde kullanılabiliyor sanırım. Mana boost. Aha mana boost amuleti de var. Mana boost var. Mana regen var. Hangisini tercih edersiniz? Summoning Crystal diyor. Summoning Crystal'in ne işe yaradığını bilmiyorum. Bakabilir miyim? Summoning Crystal neymiş? Summoning Crystal provide mana resources and tasks to special magical creatures like whelps. Placing a chest next to a summoning crystal will provide a place for summoned creatures to store their items. Ha bu otomatikleştirirken etraftaki canlıları falan kullanılıyormuş. Sylph charm'ımız, bizim Sylph shard'ımız falan yok. Onların hiçbirini yapmadık biz. Ama dediğim gibi mod bayağı geliştirdi kendini biz ilk başladığımızdan beri. Hani o kadar çok şey var ki şu an değinebileceğimiz. Hani mana bloom yapabilirdik istersek yine aynı şekilde şeyleri yaptığımız gibi. Neydi onun adı? Yüzükleri yaptığımız gibi yapıp aynı şekilde bunu da ekiyorsunuz normal yere ekiyorsunuz. O fiberlar oluşuyor. O fiberlarla da işte üzerinize kıyafet yapıyorsunuz. Bu kıyafetler dediğim gibi set bonusu falan veriyordu sanırım. İşte da mana regen, mana boost vesaire tarzında boostlar da veriyor. Kat neymiş ya? Bitirecektim ama onu denemek istiyorum. Bir saniye onu da deneyelim. Onu da deneyelim öyle. Kat. Şu zaten düşük seviye skillmiş belli ki. Şu direkt Magic Clay kullanıyor. Bir tane de Shear ver bakayım. Bu benim tahmin ettiğim şeyi yapacaksa ben şu an çok mutlu olacağım. Yani tabii ki modun içerisinde şey var hani. Ore Miner var. Ore Miner olduğu için aslında Ore Miner olmasaydı bunun kıymeti çok fena anlaşılırdı da. Mesela Crate diyeyim, projektil AOE'de var. Ben bunu şimdi bekliyorum ki yaprakları versin bana ben bunu vurunca. Denemesini bir yapacağım hemen. Şuraya yapayım mesela. Ayıp ettin ha. Vallahi ayıp ettin. Kat. Kesecekti bu. Shear görevi görecek diye bekledim. Yapraklara Shear'la dalınca normalde şey olmuyor mu? Shear'la mesela şuna Shear, buna Shear'la dalınca normalde şey olmuyor. Shear görevi görmüyor mu hemşerim bu? Ulan beni niye heveslendiriyorsun? Yaprakları bununla bir de break'i deneyeyim bakayım. Break'le alabilecek miyiz acaba? Tabii ki de projectile.
Sadece bloğu kırdı. Bu sadece bloğu kırıyor. Şey yapmıyor ama. Ya şu şey çok iyiydi ya. Allah'ım yarabbim. Şuraya açtığımız alana bakar mısın? Tek tıkla açtık bir de bunu ya. Aman yarabbim. Bununla kazması o kadar kolay olur ki. Ben bunu niye kullanmadım daha önce ya? 3'e 3 alanı ben ya 2 saatte kırmaya çalışıyorum. Bakın şimdi. Break. Projectile değil hadi ya. Taç olsun. AOE'yi kös buna. Mesela şimdi ben bu alanı yarmak istesem bozmadan, tamam mı? 3v3 bunu ben böyle vız 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 2 saat yarmam lazım. Ama şimdi ben bunu şöyle bir koysam, yani direkt yardım. Ki hatta mana muhabbetim sıkıntı olmasa, mana boostum, mana regenim olsa, hızlı da olsa mana, çat 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 2 dakikada ben o fabrikaları falan kurduğumuz yeraltı yerlerinde 2 saat yarmakla uğraşmazdım. Bunu 2 dakikada hallederdim ya. Vallahi billahi biraz geç fark ettik bunu. Neyse ama umarım siz daha erken fark edersiniz. Bu arada nasıl ücret hızında yedim ama şak diye böyle Latin içarm yapmıştık hatırlarsanız. Vallahi o da onun etkisi. Evet, elimizden geldiğince Arsnovu'ya bakmaya çalıştım. Yani tabii ki de her şeyini kapsayamadık. Tek videoda her şeyi kapsanacak gibi durmuyor zaten bayağı, çünkü ben modu ilk gördüğümden bu yana bayağı geliştirmişler. Bu mod hiç böyle bir şey değildi yani. Daha az şey vaat ediyordu ama şu an için vaat ettiği şeyler bayağı daha fazla gibi yani. Daha da geliştirirler diye umuyorum ben bu modu. Bayağı güzel bir mod. Ben hani büyülü bir mod kullanacak olsam Arsnovu'yu, ki mutlaka kullan yani mod pack'in içerisinde olsun isterdim. Şeyle beraber, Maotuska ile beraber, bu ikisi de gerçekten çok güzel bence büyü modları. Yani Eidolon falan da hoş duruyor ama daha bence geliştirilmesi lazım şu an için. Ben çok fazla açıkçası bir şey görememiştim Eidolon'da. Ama onun dışında şu Arsnovu gerçekten güzel. Hani oyunun maçlarında özellikle mükemmel bir yardımcı bence. Çok daha iyi bir şekilde kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.